Masal keyfi. Güzel ve çirkin masalı. Merhaba. Ay bugün bir gezdik, bir dolaştık. Ay ayağıma kara sular indi vallahi. Şöyle geçeyim de biraz dinleneyim bari. Ay ay ayaklarım. Merhaba güzel. Ay ne kitap mı okuyorsun? Ne sıkıcı. Biz de alışverişe gittik. Çok güzel bir etek aldım. Eteğim çok güzel, değil mi? Ay çok güzel. Eteğini çok beğendim. Sana da çok yakıştı. Ama gezmek gibisi yok değil mi? Alışveriş yapmak gibisi yok. Vallahi ben de mücevherlerimi yenilerini ekledim. Baksana şuraya. Bir sürü. En güzeli de bu. En sevdiklerim onun arasına girdi. Ay şunun güzelliğine baksana ya. Göz kamaştırıcı değil mi? Ay çok heyecanlıyım. Bunu takmak için sabırsızlanıyorum. Şunu da şöyle koyayım da başına bir iş gelmesin. Ay elime takıldı. Saçlarım şekil, önümden çekil. Eteğim şekil, önümden kaçıl. Şunlara bak. Hayattaki tek amaçları o kıyafet, bu takı, bu çanta, bu alışveriş merkezi. Oysa hayatta yapacak daha güzel şeyler var. Spor yapmak, resim yapmak, enstrüman çalmak, kitap okumak varken niye eşyaların esiri olayım ki ben? Gerçekten anlamak çok zor. Ay hadi gel azıcık masal keyfi seyredelim. Bence de iyi olur. Yorgunluğumuz dinlensin azıcık. Masal keyfimi ben de izlemeye geliyorum. Masal keyfi Rapunzel. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane mutlu çift varmış. Bu çiftin çocukları olacakmış. Şu karşı komşunun bahçesindeki marullar ne kadar güzel. Keşke o marullardan yiyebilsem. Genç kadın o bahçedeki marullardan başka bir şey düşünemez olmuş. Ve eşinden istemiş. O marullardan yiyemezsem ölürüm. Merak etme hayatım. Ne yapıp edip o marullardan sana getireceğim. Mutlu sonla bitmesi ne kadar güzel değil mi? Evet, bence de öyle. Merhaba kızlar. Size bazı haberlerim var. Maalesef limandaki bütün gemilerimiz battı. Artık zengin bir tüccar değilim. İflas ettim. Bundan sonra rahmetli babamın köydeki evine yerleşip orada yaşamımızı devam ettirmeye çalışacağız. Sizin desteğinize de çok ihtiyacım var. Bundan sonra boşu boşuna para harcamak, saçıp savurmak yok. Daha tutumlu olacağız. Ay bana bir şeyler oluyor galiba. Ay bana da bir şeyler oluyor galiba. Babacığım çok üzgünüm. Ama olsun, yine toparlanırız. Bugünler de geçer, merak etme. Evet kızım, inşallah. Ben de böyle olmasını istemezdim ama görelim bakalım neler olacak. Bugünler de geçecek.
Paraları olmadığı için bütün eşyaları satıp köydeki evlerine taşınmak zorunda kalmışlar. Köydeki evlerinde ablalar yataktan çıkmayıp sürekli üfleyip püflüyorlarmış. Ay aman Allah'ım, bu gerçek hayat mı acaba kardeşim, sen söyle, yoksa kabus mu görüyorum? Bu günler geçer mi böyle? Ne olacak şimdi? Of 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 of. Ay çok sıkıldım artık. Alışveriş yapmadan vakit geçirmeyi hiç düşünemiyorum. Daracık odaya sıkışıp kaldık. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Köyde yaşamak gerçekten muhteşem bir şeymiş. Temiz hava, bol güneş. Şu hayvanların güzelliğine bakın. Gel seveyim biraz, gel. Gel. Gel bakayım. Kaçma kız. Burada yapabileceğim o kadar çok şey var ki. Şu çamaşırları da asa vereyim hemen. Kolay gelsin güzel kızım. Bu zor günlerde bana destek verdiğin için, anlayışla karşıladığın, ablanlar gibi öf püf etmediğin için sana çok teşekkür ederim güzel kızım. Çok iyisin. Aşk olsun babacığım, tabii ki yapacağım, ne demek? Zaten yüzün kadar huyun da güzel olduğu için sana güzel lakabı takılmış. Canım benim. Çok teşekkür ederim babacığım. Seni çok seviyorum canım kızım benim. Ben de seni çok seviyorum canım babam, aslan babam benim. Hava da epey soğudu. Üşütmeyesin kızım. Hadi içeri gel. Hem bak çok güzel haberlerim var sizlere. Hadi ben geçiyorum içeri. Tamam babacığım, işimi bitirip hemen geliyorum. Ay güzelin enerjisine de şaşırıyorum vallahi. Kız hiç mi üzülmez bu duruma, hiç mi mutsuz olmaz? Ay bana güzel deme ya pasaklı şey. Onun hiç derdi yok tabii. Ay manikürüm bozuldu, saçımın fönü dağıldı. Hiç öyle derdi yok. Selam kızlar. Oho, siz hala yatıyor musunuz? Hadi kalkın bakalım. Size güzel haberlerim var. Hadi gelin mutfağa bakalım, biraz konuşalım sizinle. İnşallah iyi bir şeydir. Ay ben de merak ettim, ne diyecek acaba? Sizce babası ne diyecek? Yorumlara yazabilirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.